Distance komutu ile mesafe ölçümü. İki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için her zaman bir dimensions yani ölçülendirme oluşturmak gerekmez. Bazen sadece ölçüyü bilmek yeterli olur. Bu durumda distance yani mesafe aracı kullanılır. Örnekte yer alan çizim bir restoran için önerilen bir site planıdır. Bu çizim bir mühendislik çizimi olduğu için her birim 1 metreye eşit olacak şekilde oluşturulmuştur. Çizimde yer alan bazı ölçüleri doğrulayalım. Öncelikle her bir park yerinin genişliğini ölçmek için distance tool'u kullanalım. Distance tool, utilities panelinde yer alır. Utilities panelinde yer alan measure simgesinin altında yer alan oka tıklayın. Açılan menüden distance seçeneğini tıklayarak bu araca ulaşabilirsiniz. Distance tool şu anda varsayılan araçtır. Simgesine tıklayarak da bu araca ulaşabilirsiniz. Bir uzaklık hesaplamak için tek yapılması gereken uzaklığı ölçecek iki noktaya tıklamaktır. AutoCAD bu iki nokta arasındaki uzaklığı söyleyecektir. Tıklanan iki nokta arasındaki uzaklığın 9 birim olarak ölçüldüğünü göreceksiniz. Yani araç park alanında yer alan her bir araç park yeri 9 metre genişliğinde olacaktır. Eğer başka bir ölçüm almak isterseniz klavyeden Enter tuşuna basıp başka bir ölçüm işlemi yapabilirsiniz. Örneğin araç park yerinin genişliğini ölçmek için çizginin başına tıklayın. Çizgilerin kesişim noktalarına kolayca tıklayabilmek için boş bir alanda farenin sağ tuşuna basın. Açılan menüden Intersection seçeneğini tıklayın. Şimdi çizgilerin kesişim noktasına tıklayın. Böylece bu mesafenin 18 metre genişliğinde olduğunu göreceksiniz. Ölçü alırken doğru ölçüm yaptığınızdan emin olmak için nesne kenetleyicisini kullanabilirsiniz. Nesne kenetleyicisini kullanmak, ölçümlerinizin doğru olduğunu garantilemek için tek yoldur. Yeni bir uzaklık ölçmek için öncelikle klavyeden Enter tuşuna basın. Çizimde yer alan şeritli sürücü yolunun genişliğini ölçmek istediğinizde bu noktaya en yakın bir yere tıklamak için boş bir yerde farenin sağ tuşunu tıklayın. Açılan menüden Nearest seçeneğini tıklayın. Ölçümü alacağınız yerin ilk noktasına tıklayın. Bu noktaya dik olacak şekilde karşı noktaya tıklamak için boş bir alanda farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan menüden Perpendicular yani dik seçeneğini tıklayın. Ardından karşıdaki ikinci noktaya tıklayın. Şeritli sürücü yolunun genişliğinin 12 metre olarak ölçüldüğünü göreceksiniz. Ölçü almayı bitirdiğinizde menüden Exit seçeneğini tıklayabilir veya klavyeden Escape tuşuna basabilirsiniz. Bu işlemleri yaparak bireysel ölçü almak güzeldir. Ancak eğer çeşitli ölçümlerin birikimli toplamını bulmak gerekirse ne yapmak gerekir? Bir örnekle açıklayacak olursak binanın çevresini ölçmek istediğinizi varsayalım. Gördüğünüz gibi binanın çevresinde birden çok uzunluğun toplam ölçümünün bulunması gerekmektedir. Şimdi Utilities panelinde yer alan Measure düğmesini tıklayın. Çalışmayı yakınlaştırın. Alt dış köşeyi tıklayın. Ekranın alt kısmında bulunan komut satırına bakın. Multiple points yani çoklu noktalar diye bir seçenek olduğunu göreceksiniz. Boş bir alanda farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan menüden Multiple points seçeneğini tıklayın. Bundan sonra binanın köşe noktalarını ilk başladığınız köşeye gelene kadar sırasıyla seçin. AutoCAD her ölçtüğünüz uzaklığı bir önceki uzaklığa ekleyerek toplar. İlk başladığınız köşeye geldiğinizde farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan menüden kapat seçeneğini tıklayın. Böylelikle şekliniz kapanmış olacaktır. Toplam uzunluğunun yani binanın çevresinin 235.69 metre olarak ölçüldüğünü göreceksiniz. Sonuç olarak çiziminizde yer alan ölçümleri doğrulamak istediğinizde AutoCAD programında yer alan Distance aracını kullanabilirsiniz.